İlk sahnede ürkütücü bir gölgenin merdivene yaklaştığını görürüz ve Theo Conroy bir kabustan uyanır. Kızı Ella'yı kontrol etmeye gider. Ella yatağında uyumaktadır. Theo stresini yatıştırmak için ilaç alır. Son zamanlarda peşini bırakmayan kabuslar onu rahatsız etmektedir. Ertesi gün Theo'nun karısı Suzanne'la işe gider. Aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir çifttirler. Büyük bir evde birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile olarak yaşamaktadırlar. Daha sonra Theo karısını görmeye çalıştığı sete gider. Ancak yapım asistanı onu içeri almaz. Suzanne oyuncudur. Theo karısını meslektaşlarından kıskanmaktadır. Yaş farkından dolayı pek çok kişinin onu Suzanne'nin kocası değil babası sanması da hoşuna gitmez. Meslektaşına veda eden Suzanne kocasına o günkü çekimleri anlatır. Bazı müstehcen sahneler olsa da bu onun için heyecan verici bir deneyimdir. Elbette Theo bundan hoşlanmaz ama Suzanne onun kaprisleri için kariyerinden vazgeçmeye niyetli değildir. Daha sonra Theo her şeyden uzaklaşmak için ailecek bir yerlere gitmeyi önerir. Suzanne'nin bir sonraki çekimine daha 2 hafta vardır. Bu yüzden kabul eder. Aile ertesi gün yolculuğa çıkar. Medeniyetten uzak olabilecekleri bir yere gidiyorlardır. Suzanne araba kullanırken dikkati dağılınca az kalsın kaza yapacaktır. Sonunda gidecekleri yere gelirler. Kırsal kesimde lüks bir malikane kiralamışlardır. Ella çok heyecanlıdır. Suzanne da öyle. Evin tek dezavantajı neredeyse hiç sinyal çekmiyor olmasıdır. Ama Theo bundan bile memnundur. 6 yaşındaki Ella, insanlar cennete gittiklerinde onlara ne olduğunu merak eder. Theo cennete inanmıyordur ama kızına ailelerinin her zaman bir arada olacağını söyler. Yatmadan önce Ella duvardaki gölgesiyle oynar. Bir noktada büyük bir silüet görüp irkilir. Theo odaya girer ve uyku vaktinin geldiğini söyler. Tabii ki Ella'nın birini gördüğüne dair sözlerine inanmaz. Kızına iyi geceler dileyip çıkar. Ella korku içinde yorganının altına saklanırken büyük siyah silüet tekrar belirir. Termostat bozulmuştur. Bu yüzden gece soğuk geçecektir. Suzanne ertesi sabah ev sahibine mesaj atacağına söz verir. Çift kızlarının onları gizlice dinlediğinden habersiz geçmiş hakkında konuşmaktadır. Ebeveynleri tarafından fark edilince kız hemen odasına koşar. Kızlarının iyi olup olmadığını kontrol ettikten sonra Theo odaların ışıklarını kapatır. Suzanne'la birlikte dizi izlemek için yatak odasında onu beklemektedir. O sırada kapılardan biri kendiliğinden açılır ve Theo telaşlanır. Sonra duvarda ürkütücü bir fotoğraf görür ama çok fazla dikkat etmez. Theo çıkar çıkmaz ışıklar tekrar yanar. Theo yatak odasına girdiğinde Suzanne çoktan uyumuştur. Theo karısını odada bırakalı birkaç saat geçtiğini fark ederek şaşkına döner. Gece boyunca yine kabuslar görür. Sabah kalktığında eşinin kızıyla birlikte yürüyüşe çıktıklarını bildiren notu görür. Theo, terapistinin tavsiyesi üzerine duygusal sorunlarıyla başa çıkmak için günlük tutmaktadır. O günlüğüne bir şeyler yazarken annesiyle gezintiye çıkan Ella bir ağaca tırmanır. Annesi aşağı inmesini ister ama Ella onu duymazdan gelir. Bir noktada Ella, insanların babasından neden nefret ettiğini sorar. Suzanne ısrarla kızından aşağı inmesini ister. Ella aniden düşer ama annesi onu yakalamayı başarır. Daha sonra Suzanne, Ella'ya babasının ilk karısı Caroline'in uyuşturucu kullanımı nedeniyle küvette bilincini kaybettiğini ve öldüğünü söyler. Bir kaza sonucu ölmüştür ama birçok kişi Theo'yu suçlamaktadır. Theo zengin bir bankacıdır ve rakipleri davanın mahkemeye taşınmasını ister. Ancak yargıç ve jüri Theo'yu masum bulur. Tabii ki rakipler sonuçtan memnun olmaz ve olay televizyon kanallarında uzun uzun tartışılır. Anksiyetesiyle yazı yazarak baş edemeyen Theo yakınlardaki bir dükkana gider. Tuhaf birine benzeyen dükkan sahibi durduk yere bir terslik olup olmadığını ve Stadler'ı görüp görmediğini sorar. Theo dükkan sahibinin neden bahsettiğini anlamaz. Theo ayrılmadan önce dükkan sahibi ona bir cetvel verir ve evdeki açıları ölçmesini tavsiye eder. Theo arabasının yanında Stadler'ın onu çoktan gördüğünü söyleyen bir kadın görür. Theo etraftaki herkesin deli olduğunu düşünür. Eve vardığında Theo kızının Caroline olayını öğrendiğini hemen anlar. Karısının bunu kendisine danışmadan Ella'ya anlatması hoşuna gitmez. Bu konuşmayı Ella 7 yaşına geldiğinde yapmayı planlamışlardır ama Suzanne bunu daha fazla erteleyemeyeceklerini söyler. Yemek sırasında tüm aile üyeleri sessiz kalır ama Ella elini babasının elinin üzerine koyar. Theo kızına desteği için çok teşekkür eder. Akşam Suzanne banyo yaparken Theo onun telefonunu karıştırmaya karar verir. Şifreyi bildiği için mesajları kolayca okur ama telefonda şüpheli bir şey bulamaz. Ardından Suzanne'nin tabletini ve dizüstü bilgisayarını kontrol etmeye karar verir. Ancak yine yanlış bir şey bulamaz.
Karısına güvenmesi gerektiğini fark eder. Theo ayrıca Ella'ya gerçeği söyleyerek doğru şeyi yaptığına kanaat getirir. Geceleyin Theo yine gördüğü bir kabus nedeniyle uyanır. Ancak uyanıkken bile geçmiş anılardan korkunç görüntüler peşini bırakmaz. Günlüğünü açan Theo hemen oradan gitmesini söyleyen bir not görür. Aniden garip sesler duyar. Theo arkasını döndüğünde yansıması aynı şeyi yapmaz. Bu iki kez olur. Theo sesleri tekrar duyar ve daha önce orada olmayan üçüncü bir kapı fark eder. Theo merdivenden inerek kasvetli bir koridora girer. Aniden arkasından bir kadın silüeti geçer. Theo burada kimse olup olmadığını sorar. O anda biri flaşla onun fotoğrafını çeker. Theo ve ailesinin birçok fotoğrafı yere saçılır. Tüm bunların gerçek olduğuna inanamaz. Önce kızının oyuncağını, sonra da kızının kendisini gören Theo paniğe kapılır ve onu kucağına alır. Caroline'in başına gelenlerin aynısının onun da başına geldiğini fark eder. Theo bu kabustan uyanmak için yanaklarını dövmeye ve kendine zarar vermeye başlar ve birkaç saniye sonra gerçekten yatağında uyanır. Theo karısına rüyasında gördüğü garip kapıdan bahseder. Ona o koridorun fotoğrafını gösterir. Susanna gece boyunca yataktan kalkmadığına ya da odadan çıkmadığına dair ona güvence verir. Theo karısına bu evi sevip sevmediğini sorar. Susanna sevmediğini söyler. Theo da aynı fikirdedir ve çift gitmeye karar verir. Susanna eşyalarını topladıktan sonra kızıyla oynamak için dışarı çıkar. Pencereden bu güzel sahneyi izleyen Theo, karısına bir mesaj göndermeye karar verir. Ne var ki Susanna'nın telefonu masanın üzerindedir ve elinde başka bir telefon tutmaktadır. Theo, karısının kendisine sadakatsizlik ettiğini hemen anlar. Günlüğünü açan Theo aynı notu tekrar görür. İşte o zaman kabusun gerçek olduğunu anlar. Dışarıdaki kızından içeri girmesini isteyen Theo karısına ikinci telefonunu gösterir. Kadın bir sevgilisi olduğunu ve adının Max olduğunu itiraf eder. İlişkileri Meksika'da film çekimi sırasında başlamıştır. Theo Max'in burada olduğuna ve o yazıyı günlüğüne onun yazdığına ikna olur. Ancak Susanna bunun saçmalık olduğunu söyler. Kocasının ona bağırmamasını da şaşırtıcı bulur. Kocası ondan sakince gitmesini ister ama Ella olmadan. Susanna kızını bırakmak istemez ama Theo ısrar eder. Geceyi karısı olmadan geçirmesi ve gelecekleri hakkında düşünmesi gerekmektedir. Yolda duran Susanna arabanın içinde ağlar. Ailesinin mahvolması onun suçudur. Ella babasına burayı sevmediğini itiraf eder. Dahası sürekli kabuslar görmektedir. Theo yarın annesi arabayla döndüğünde buradan gideceklerine söz verir ve kızını kucağına alır. O anda yere dökülen suyun fizik kurallarına aykırı davrandığını fark eder. Emin olmak için tekrar su döker. Hem o hem de Ella bunu ürkütücü bulur. Cetveli hatırlayan Theo açıyı ölçer. Duvar zeminine tamamen dik görünmesine rağmen açı düz değildir. Theo bir duvardan diğerine olan mesafeyi önce içeriden sonra dışarıdan ölçer. Odanın içi dışından daha büyük çıkar. Theo buna akıl sır erdiremez. Bu sırada Ella kendini aynı kasvetli koridorda babasını ararken bulur. Kapılardan birinden geçen Theo kendini mutfakta bulur. Bu mümkün değildir çünkü mutfak evin farklı bir bölümündedir. Tamamen kaybolmamak için kapılardan birine bir sandalye bırakır. Önünde uzun bir koridor görür. Bu sırada Ella babasını çağırmaya devam etmektedir. Kapılardan biri açılır ve kız içeri girer. Theo bu mekanın yapısını bir türlü anlayamaz. Sonunda yol onu kabustaki kapıya götürür. Theo bu kapıdan geçerek kasvetli koridora girer. Ella ise kendini farklı bir evde bulur. Küvette bir kadın vardır. Kadın ayağa kalktığında Ella çığlık atar. Theo onun çığlığını duyar. Kız kabusundaki adamla konuşmaktadır. Yabancı onu korkutur ve kaçar. Theo ve Ella bu sonsuz, paradoksal koridorda birbirini ararlar. Kızının sesini çok yakından duyan Theo kapıyı kırar. Kasvetli koridor kaybolur ve baba kız yeniden bir araya gelir. Theo Susanna'yı arar ama telefonu kapalıdır. Dükkan sahibini aramaktan başka çaresi yoktur. Adama taksi çağıracağını sorar. Dükkan sahibi burada taksi olmadığını söyler. Ayrıca o evdeki açıların doğru olmadığını söyler ama evle ilgili tek tuhaflık bu değildir. Evin olduğu yerde eskiden bir kule olduğunu ve bu kuleyle ilgili çok korku hikayeleri anlatıldığını söyler. O noktada daha önce farklı bir ev vardı ve evden önce birçok ürkütücü hikayeyle ilişkilendirilen bir kule vardı. Theo duvarda beliren farklı insanların fotoğraflarını görerek dehşete düşer. Bir noktada Theo dükkan sahibinin sesi yerine her zaman burada olduğunu söyleyen bir adamın sesini duyar. Artık gece olmuştur. Ama Theo kızını da alıp gitmeyi kafaya koymuştur. Eşyalarını bile almadan çıkmaya çalışırlar ama kapı açılmaz. Theo yaşadığı panikten dolayı kapıyı kilitlediğini unutmuştur. Kilidi açar ve dışarı çıkarlar. Baba kız köye doğru yürümeyi planlamaktadır. Arkalarını döndüklerinde pencerede bir silüet görürler ama hemen kaybolur. Dışarısı çok karanlık ve soğuktur.
yol ıssız bir yerden geçmektedir. Ella hayvan seslerinden çok korkmaktadır. İleride ışıklar belirir. Theo aynı eve döndüklerini fark edince dehşete düşer. Ella bunun nasıl olduğunu anlayamaz çünkü hep düz yürümüşlerdir. Dışarısı çok soğuk olsa da küçük kız o korkunç eve girmeyi reddeder. Babası ise başka seçenekleri olmadığını, aksi takdirde donacaklarını söyler. Kızına onu koruyacağına ve annesinin yarın gelip onları alacağına söz verir. Ella uyumadan önce babasına annesini hala sevip sevmediğini sorar. Theo sevdiğini ama yetişkinlerin hayatının karmaşık olduğunu söyler. Ayrıca kızına eskiden para ve başarı da dahil olmak üzere her şeyi kolayca elde ettiğini fakat hayranlık duymaya değmeyecek bir insan olduğunu söyler. Sonra bir gün Ella hayatına girmiş ve gerçekten yaşamanın ne demek olduğunu anlamasını sağlamıştır. Baba kız uykuya dalarlar. Birdenbire biri flashla fotoğraf çeker. Theo uyandığında birinin küvete su doldurduğunu duyar. Kontrol etmeye gider ama küvet boştur. Kapı kendiliğinden kapanır. Baba ile kız yine ayrı düşmüştür. Theo kendini geçmişteki kabusunun içinde bulur. Odanın ortasında suyla dolup taşan bir küvet vardır. Theo aceleyle kızını arar ve başka bir kapıdan içeri girdiğinde kendini görür. Günlüğüne hemen gitmesini söyleyen bir not yazıyordur. Theo kendini sanki geçmişte bulur. Geçmişteki kendisinin yerini alır. Kaçmak ister ama önündeki merdiven sonsuzlaşır. Fizik kuralları bu evde işlememektedir. Her şeye rağmen ikinci kata çıkmayı başarır. Kızını aramaya devam eder ve pencereden Susanna'yı görür. Birdenbire Theo kendini o uğursuz odaya geri dönmüş bulur. Karşısında birçok yüzü ve ismi olduğunu söyleyen Stadler vardır. Theo ondan hiçbir suçu olmadığı için Ella'yı serbest bırakmasını talep eder ancak Stadler çocukların babalarının günahlarının bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Theo onun masum olduğunu haykırarak Stadler'a saldırır ancak bu darbeler Stadler'a zarar veremez. Stadler aniden Theo'nun görünümüne bürünür ve Ella'yı burada tutanın o değil, Theo'nun kendisi olduğunu söyler. Kızın özgür kalması için Theo'nun onu bırakması gerekmektedir. Ella babasını bulur. Theo onu kucaklar ve yalanları için özür diler. Ella babasını sevmektedir ve geçmişte ne yaptığı onun için önemli değildir. Theo kızına eve gitmesi gerektiğini söyler. Dışarıda gözyaşlarını zor tutan Susanna onları beklemektedir. Theo kızını arabaya bindirir ve ona son bir kez bakar. Kız da bunun son görüşmeleri olduğunu sezer. Susanna gözyaşları içinde kocasına onlarla gelmesi için yalvarır. Yeniden bir aile olmak istemektedir. Theo bunca yıl sonra ilk kez karısına Caroline'in ölümünden aslında kendisinin sorumlu olduğunu itiraf eder. Onu kurtarabilecekken kurtarmamayı seçmiştir. Çünkü Caroline hayatını çekilmez hale getirmiştir. Theo artık yerinin bu ev olduğunu anlamıştır. Theo kızıyla kendisinin gidişini pencereden izler. Penceredeki o silüet kendisidir. Bu eve gelmiş çok insan vardır. Bazıları hiçbir zaman gidememiştir.